Birkaç sene önce icazet verdiği şey vardı. Ferhan teyze. Selam. Ferhan'la konuş. Ya. Onun resmi de oldu mu? Sayın Bey sorayım. Hemen gelir şuradan. Hı? Tamam. Bir şey yaptım sanırım da. Tam adı dönmüştüm. Çok mu? Bakayım. Tekrar etmesin. Ha, tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Ooo kim gelmiş? Aleykümselam. Ooo Miho. Seher. Aleykümselam hocam. Eyvallah eyvallah. Herkes burada maşallah. Şimdi bunlara gideceğim. Şu Miho. Bakayım. Bu sene miydi ya? Evet, selamünaleyküm. İhsan Bey mi bu? İhsan Bey bu sene miydi? Bakayım, ha bu şeyin tamam. Şazi'nin. Bak buraya böyle isimleri kağıdın ön tarafına da yazalım. Bazen fark etmiyoruz. Şazi'nin if you are hearing me. I'm telling this to everyone. On the page, somewhere in the corner, you better put your name. So when they print, it is just coming here as anonymous paper. Actually, slowly we are able to recognize the different special lettering of the individuals. This is the other thing. Okay. Now you saw me in Kishuda. Bu şekilde Mükemmel Seher Şehab. Yes, it was her. Mükemmel Fondiz. Mükemmel Harun Yılmaz.
Okay, we go one by one. So how are you, sir? Yeah, fine, thank you very much. I'm good, thank you. So you recognize each one as Peter from the... Yeah, more or less, you can say. Yes. So by the way, I would like to share information with you all. We, I mean, it's a loss of a friend, Fatma Ferhan Volkan. So Fatma Ferhan Volkan passed away last week. Who had an ijazat in Riga some time back. She was a painter and a calligrapher and a good friend of mine. She was an elderly lady. She passed away. Rahmetullahi aleyha. Some of the friends may recognize him. If I can find, I'll try to find a picture of her. What's her name? Fatma Ferhan Volkan. Aleyküm selam. She's from Turkey. Yeah, she was from Turkey. Şimdi Türkçe için de söyleyeyim de Fatma Ferhan Volkan diye bir sevgili bir ablamız vardı. Burada daha önce ben Cafer Ahmet sizinle ders verirken oraya gelip gidiyordum. Sonra Rika'dan icazet almıştı böyle. Gayet de sevdiğimiz bir ablamızdı. Geçen 2 Aralık'ta vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tanıyanları vardır mutlaka. Onun da bir ismi buradan paylaşayım istedim. İrsika'nın bazı önemli faaliyetlerine eşlik edilecek şekilde icazet törenleri yapılıyordu. Onlardan bir tanesinde de kendisine icazet vermiştik. Tanıyanları vardır mutlaka da. Onun da bilgisini burada paylaşayım istedim. Allah rahmet eylesin. Ruhuna bir fatiha diyelim. Dersimize devam edelim. Birazdan resmini de bulursam buradan göstereceğim. Neredeyiz? She had icazet, but she is not here. No, no, no. Fenerbahçe burada yok ama. Ama da oradaymış. Hocam, neyi ismi ödüyorlar olsun? Okay. So, let's start with Minho then. Aşağı in kemanı. Do you ever remember Fantasia? Me? Fatima? Fatima? Huh? Who? Ferhan teyze. She passed away last week. Old lady, you remember that? A couple times came there. Yeah, as well. Yarhamu Allah. Tamam. Şimdi buradan devam edelim. Evet, bu güzel. This part is good. This part is thin here. When you go up, slightly bend it leftwards and then come straight downwards. So it becomes a little bit thicker. So you just go up and come back on the same line and it becomes very thin. And this part of the letter is thick with you. You have to change this angle to this one. Right? Okay. So that this part will be thicker. Okay. When you turn here,
See, this part becomes thick. This is it. Yeah, because of the angle here. That's wrong. That's correct. And you can make this little bit more curved. This is straight, and it goes straight. That goes straight. They are wavy, little by little. This is curved. It looks straight, but as well, it looks round too. So there's some curve here. Okay. Fine. So you make the tail of wow thick here. It gets gradually thinner and ends with a point here. This iron is too close here. Yeah, you could move it left. Left this way. Move it like this. That's thin again. And this can run downwards. Minke. Okay. Can stand on the same line. If you go deep like that, it looks like lam rather than kef. This could be slightly longer. And higher here. Higher. Maximum one square. One square. Drop is good. Maybe less sometimes. Like this. These are thin. Like Edo period, this is Miho period. Miho period, Islamic calligraphy. That's good. Make this slightly thicker. See, that's good. Seems good. Darken. Okay. A little bit high. You can make it shorter. So after this iron, when connecting Ra, should not be jumping here. If you make it upwards move, that means another letter here. Arafdu ke, it will be like this. Like this. Okay. Going all the way down. That's big. Should be one. Okay. Okay. Thank you. Okay. So we'll repeat this, inshallah. Okay. İnşallah. Çok teşekkür ederim inşallah. Görüşmek üzere inşallah. Şimdi bakayım. Seher Hanım. Serhan'ım bakalım. Nerede Serhan'ım? Esselamu. Aleyküm selam. Allah yüksel. Fine, thank you. Alhamdulillah. Yes, it's going up and my head's good. Only the first part is the pipe. This will be here. Same. Okay. Murtaza. Okay.
Bunlarla iyi, okey. Slightly bent here, drop. You can make it less strong. Or you can pull this deeper. Down. That's fine. Cut. So no, zaviye, this zaviye, the angle is too low here, but it's like this. Okay. Right? Yes, I think. And you can make this slightly larger. Burada bir Muhammed. Larger. See the angle here, strange angle here. It should be a meme here. It is like this. See? Yeah. Okay, and it's only pointed, it should not be straight again. No, the angle here. You go like this. Yeah. Yes, okay. This is wrong. And that's too wavy. Straight, yes. There's some way. There's some way, but not so soft. Bence, that's good. Nurihi, Ra can be standing up. So this one is higher, yeah. Okay. Little bit more. Yeah. Okay. So there's perhaps some problem with the pen. Yes. Make sure that it's cut well. So this is all squeezed here. See, I'm leaving enough spaces here. Is it the same if we use the regular red pen, not the copper that we have? I'm using this. Yes, this is regular. Yeah, regular, one of those. Yes, but the metal one. Is it the same if we use it? Yeah, if you can find a working one, there are some yes. Fountain pens. A friend of mine just gave this to me. But do you recommend to use it in practice or just ignore the regular one? The regular ones are always better, but if you can use the pen correctly, you can write with anything. Yes. So I'm telling these spacings here. So yours is too tight, and the top line is going horizontal. It should go downwards. Okay. So that runs downwards. So these are practical, but the problem is the metal is not as soft as
This is the ready-made one, and some people are buying some ordinary fountain pens and chipping the end. Okay. And with the sandpaper, they do some work. Only for emergency, you can carry it. But when the plane just about to crash, you just write in emergency, Laila. Okay. just joking. But these are quite handy. Hmm? I don't know. You remember Bilal Hoca? Yeah. From UK. Yeah, he used to be working in Germany. Yeah. He phoned somewhere and gave me. So, okay. So, remember all these up and down moves here. And the meme, like this, larger with the eye. Okay. And here, I assume your pen is broken or something wrong with it. For example, this part is thick, and the upper part, which is elif, should be thinner, but it becomes thick here. And this part is thick. So the running of the lines is fine, but this part should be from thick to thin. Okay, so. When you come here, it should be getting thinner. Yours is getting thicker for some reason. So okay, I have to cut it properly. Okay, rewrite this one more time, inshallah. Thank you. Okay. See. Also, yeah. Make sure the line goes straight as well. Thank you. You're welcome. Şimdi bu Şazin. Where is Şazin? Nice. You take a picture? Yeah. You can find it, I think. Okay, just leave it for a while until it comes. So this is İhsan Tırnakçı. Aleyküm selam, sağ olasın, var olasın. Şimdi bakalım ne oldu. Bak senin bu birinci dişi dağınık duruyor. Bak bunlar sığ duruyor böyle, şey yapmamış. Yana doğru açılmışlar. Yani şöyle yana doğru açılmışlar. Yani bunu derin yapalım. Şöyle. Şu derinliklerini de biraz gösterelim. Hem de İkinciye göre birinci dar olması lazım. Yani şöyle bir yerden galiba kısık olacak. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bunun bir güzel bir şekli var diyor. Bu dar, bu geniş. Buna dikkat edersin. Sonra bu mesela böyle ileriye gitmeye çalışıyor. Şöyle gidesi var. R'den dolayı bunu biraz hafif böyle aşağı doğru yöneltirsen bu daha güzel bağlanıyor. Tamam mı? Y güzel. Bu da güzel. Verdi. Vav'ı sanki az bir uzun gibi şu şeyine göre. Biraz bunu kısarsın. Kafta çok sünmüş. Bir de aşağı düşmüş. Bu şimdi biraz sünüyor ama sonra derinleşmeden toplayacak tekrar. Buraya kadar böyle zorlama bunu. Bu tekrar toplanıyor. Bu da öyle. Biraz böyle vav yapıyormuşum da sonradan kafa çevirmişim gibi bir hava var bunlarda. Böyle dalışı tamam ama toplarken daha şuradan yuvarlak yükselterek toplayacağız.
Sonra bu relleri bağları yaparken de tabanı böyle yukarı gidiyor gibi olmasın. Altı sanki biraz böyle esniyor gibi olacak. Boyunu da uzun yapacağız, şöyle içi olsun. Şurası sende az gibi. Şurası. İlerisi iyi diyelim. İyi olmakla beraber burada yerin var, alası yukarıda kalmış. Bunu biraz daha böyle aşağı bastırsan daha iyi. Burada daha çok dalacak ileri doğru. Teşekkür ederim. Bak öbür türlü baktığımızda şey görüntüsü var. Aşağıda satır şöyle oluyor sende. Fazla bir oyuntu oluyor buraya. Bunu mümkün olduğunca bastır aşağı. Evet, böyle iyi diyeyim. Şu hatada bunu aşağı düşüreceğiz. Nasıl ne kadar yassılaşmış. Keşide olduğu için bunu daha da çok bastırabilirsin aşağıya. Biraz uzun yaparsın. Şöyle bir yatay çizgi çektiğimizde burayı güzel dilimlesin. Bak bu yatay bir çizgi köşeye getirdiğinde burada çok, burada az kalıyor. Bunu düşürmediğin için. Burada biraz daha fazla. Bunu öyle yaparsın. Tayyip'te de ne olmuş? Biraz daha uzasaymış daha iyiymiş. Uzayıp da sadece ucu bükülse şöyle. Hemen böyle yükseltmeye çalışma. Bir inişini gösterip yaparsın. Sonra şu tepedeki bu hareke mesela böyle almış başını gitmiş gibi duruyor. Şeyin içinde tut böyle. Zaman zaman yükseltikler oluyor da bu kadar uzaklaşmasın. Bir de burada ula şey mi vardı, ötre mi vardı büyük? Böyle bir şey vardı abi. Evet. Onları da dikkatli yaparsın. Şunları dağıtırken de, mesela bak burada şöyle bir boşluk var. Burada böyle bir boşluk var. Yani buraya bir, ya bir şeyler koyacaksın ya bunlar aşağı duracak. Olacak. Şeye baktın. Eski yazan adam nasıl yazmış diye. Ona göre yap. Şu zülfelerde biraz ağır duruyor. Burada ne oldu? Şimdi bu ayın devrilmiş. Bak bu çizgiye böyle bir biraz daha yanaştıralım. Dikleştim bunun duruşu. Şöyle gidecekti. Böyle olacaktı. Yana doğru şey yapıyor. Şöyle gidiyorsun. Bu da öyle. Yani duruşunda şöyle bir hareket var seninkinde. Bunları çevireceğiz. Işınlar da, bak birincisi geniş duruyor, bu dar duruyor, bir de kısık duruyorlar. Hadi biraz daha ona göre iyi gibi. Bunun dönüşleri iyi diyelim. Sübhane'de de burası uygun gibi duruyor ama daha şuralara getirsen daha iyi. Yani B'den çok uzaklaşma. Şurası B ya bu. Buna biraz yaklaştır. Yani şuraya bile koysan aslında sayılır. Buna hani cim olur diye korkuyorlar da. Hadi tam altın olmasın biraz şuraya koy. Buraya çok uzak. Bu B için. Ondan sonra şu min de biraz uzun kaçmış. Daha böyle kalabilirdi. Bu elif sülfesi gibi iri olmuş. Boyu da uzun. Şimdi elimdeki kalın kalem, şey kalem biraz kalın.
boyu aldatmasın da. Zülfiye de bak, hafif de böyle yana bakıyor falan. Cale de şu uzun. 1, 2, 3, 4, 5 yeterli. Aa evet geldi. Burada da var aslında hocam. Ha şurada varmış. Tamam bak. Let me just remind. Miss Fatma, Ferhan, Volkan. He passed away last week. Rahmetullahi aleyha. Bu icazet aldığı zamandı. Rika'dan icazet almıştı. He got icazet from Rika and she was painting. She was interested in music as far as I know. Evet evet İstanbul'da yaşıyordu. Bir de hatırladığım kadarıyla hukuk fakültesi falan mezunuydu böyle. I think she was graduated from the law faculty some years back. So this is Fuat Başar, another famous calligrapher from Istanbul. One of the members of the jury when this guy makes international competitions. And this is Halit Eren Bey. And some other calligraphers that time. So Rahmetullahi Aleyh, Allah rahmet eylesin, parantezimizi biz çok seviyorduk. Bu vesileyle de kendisini hatırlamış olduk. Rahmet eylesin. Evet, evet, tamam. Bu da o günkü icazet merasiminden yine başka bir görüntü. Burada Hasan Çelik Hoca var. Bu ön sırada icazet alan öğrenciler çalışmalarını böyle sergiliyorlar. Bu uluslararası hat buluşmaları diye bir şeydi galiba. International Calligraphy Meeting. Yok bu meetingdi böyle. Competition değildi de. Multeka, something like conference. So, nerede? Büyük hocam İstanbul'da. İstanbul'daydı. 2014'teydi galiba. Bir zaman önce. Parantezi yine burada geliyorsan. 9. Aa, Safvan Bey from Malaysia. Anyway, Allah rahmet eylesin. Evet, şimdi dersimize biz devam edelim yine. Tamam, burada da bak cale, bu aslında güzel olmuş, şurayı kısalttı. Biraz da şöyle bükeceksin sanki bunu. Bak, yoksa satırı yukarı çekiyor, çekmiş zaten. Bunu ben şematik olarak yapıyorum. Şunu biraz aşağı bastırarak burayı biraz çökertmeye çalışacağız ki şunlar yukarıda kalmasın, kaçıyor yoksa. Falan filan. Buradaki şu kısım güzel, ayını güzel yapmışım. Bu F ezik gibi duruyor. Böyle. Şu yan tarafa doğru biraz baktıracağız şöyle. Tamam, bunu tekrar edelim, yenisini yazalım. Tamam hocam, teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi bu kim? Şu güfte. Efendim, güfte. Aleyküm selam. Anladım. Fine, thank you very much. How about yourself? So that gym is good. Here the mim is slightly smallish. We can make it bigger. Okay. But this part is also nice. Bravo. Okay. Şimdi here bring the right side a little bit downwards.
Çok iyi. Comes like this. Okay. Calf should have a slightly longer neck. That looks like wow, a big wow. Slightly larger than one. Teşhedü, that's good. Bravo. İnnemâ gamal. This is slightly tight here. And I think it's short. You can make these ellipse slightly higher. That's good as well. See, it's too tight here. When there are too many lines and letters in one of those curved large pieces, you can manipulate it. You can make these a little bit larger than normal. Okay. Because this part looks all empty. So what you would do, you could make it maybe slightly smaller. So it wouldn't look empty. But this one, you're welcome to make it slightly larger so that all the others can comfortably be fitting in. Okay. And nobody will notice it. But if you cause a cause here, even the letters are correct in size, they look problematic. That's still good. Okay, you write the next part. Pass this, write the next part. Okay. You're welcome. Bu Nigar mı? Benim hocam. Merhaba, ne var ne yok? İyi hocam, nasılsınız? İyi, sağ olsun ya. Hocam başınız sağ olsun. Ya hepimizin sağ olsun. Sevdiğimiz bir ablamızdı. Evet, burası çok güzel olmuş. Sen tanışmıştın zaten, biliyorsun. Tanıyorum hocam, biliyorsunuz. Evet, bana çok güzel. Burada çok güzel. Tamam, şu lafzacılar da çözdüm ve bu iş olacak herhalde. Bunlar da çok mu kurcaladın da böyle oldu? Kağıt da... Yok, kaydı kalem. Kağıttan herhalde. Tamam, işte böyle şunlar şey görünüyor. Pütür, yani net değil. Şurada şeyler var ya, zülfe nerede başlıyor, nerede bitiyor. Bir de şu beli bir kırılmış, bir böyle gelmiş, bir böyle gitmiş, bir böyle gelmiş falan. Şimdi burada da bak, çok kaçırmışsın bu sefer de. Bak, şunu da ıskalıyor gibi. Şöyle biraz düşecek ama böyle çok şey değil. Aşırı olmasın, şu kadar yetiyor aslında. Hem bunu da yakalamış oluyorsun şöyle. Şunu da az bir dar yaparsın. Evet, üstü iyi. Altı daha da iyi olmuş. Ha, çok güzel. Şurada sim böyle bir tersine bir dönüyor gibi oluyor, evet, düz bıraktığın için. Ha, şunu da aşağı verseydin bu da iyiydi. Kef falan çok güzel, bravo. Bismillah. Yine düzlükten kaybediyor. Şöyle evet. Aşağı bastıracaksın. Şöyle inecek. Tamam. C'yi de yine şey yap. Şöyle aşağı bastırarak dön baba doğru. Şöyle. Düz gittiğinden anlaşılmıyor. Dalında üst kılçı biraz fazla olmuş. Yani şöyle yapıyoruz bir şey ama çok aşırı böyle düşmesin aşağıya. Bunlar iyi. Şu lam cime gelirken biraz zayıflıyor muydu acaba? Şöyle.
Yani ip ince olmuyor da inceden kalına gitmesin böyle. Kalınlıkla gelsin aşağı doğru şöyle. Fazla kalın olmadan. Evet, öbürler iyi, bravo. Eline sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Yani şunu da biraz dar yaparsın tabii. Bunu söylemeyi unuttuk. Şurası iki, tamam. İki dakika iyi böyle. Bir yerde bakalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Aynur Hanım'a biz baktık mı ya? Aynur Hanım gönderdi miydi? Merhaba hocam, hayır. Ben gönderdim. Hayır, gönderdim. Ha, şurada, şurada, tamam. Nerede diyorum bu? Aynı metin olunca diye bakalım. Ne yaptın bu sefer? Biraz ezmişim mi? Ne olmuş? Ya hocam, demeyin. Bak, keşi de... Keşi demişi değil de şunlar mesela biraz şey olmuş. Fazla böyle zikzaklı bir haller olmuş bunlara. Bu iyi. Bak, bunun belini şurayı çok sıkmışsın böyle. Büzmüşüm burayı. Evet. Bak, üstü şişmiş. Şöyle, şöyle bir şişkin bir şey olmuş burası. Tekrar burayı böyle zayıflamış. Ben şöyle, çok aşırı incelmiyor burada olduğu gibi. Evet. Sonra ölçülere biraz dikkat ederek yazarsın. Hı hı. E'si falan iyi, şuralar iyi. Yüreğler de iyi, elifler de iyi diyelim. Şimdi bak, bunu yine çok yürümüşsün içeriden şuraya yazsın. Bak, bu şundan bile fazla olmuş neredeyse. Bu iki cim farklı dönüyor. Bunda bu kadar siyahlık olmayacak. Evet. Hatırladıysan. Bu böyle geliyor. Hafif de böyle kavislendirirsen o da yardımcı olur. Bunu böyle daha erken ayırıyoruz. Şurası. Ne rengi? Olur. Evet, öbürleri iyi. Güzel. Bu kefte biraz şey olmuş, arada fazla kalmış. Bir de burada da ne olmuş? Şu en son beyi çok sağdan almışsın. Burada mim gibi bir şey oluyor böyle. Çok büzmüşsün orayı. Şöyle sola doğru at. Bunu şöyle. Ya sol dediğim abi, yukarısı da var da. Bu böyle fazla yuvarlanmış şurası. Anladım. Şu aralığı da kısacaksın. Ondan sonra ayın biraz iri ağzı duruyor ve geriye fazla çarpıyor gibi. Bak, şurayı hemen boğmuyoruz. Burası biraz açık. Onu da yapıyorsun. Güzel öbürleri. Şu biraz fazla yatmış. Biraz fazla yatmış bu. Burada da mimiyi nasıl bağlamışsın? Çok mühim zaten. Şöyle bak. Şu şöyle diyeyim. Mim aşağıda duracak şeyde. Yana bir çizgi çektiğimde. Şimdi bak, burada yana bir çizgi çekiyorum. Bu sin aşağıda duruyor, mim havada duruyor. Mimin şu çenesini biraz bastır. Tamam. Öbürleri iyi. Burada iyi. Felehu'yu da burnunu çok az böyle rahatlatabilirsin. O kadar sokmasına gerek yok. Cennet derken bunlardan biri nokta galiba, değil mi? Sen ikisini de şöyle cizim gibi yapmışsın, böyle bir şey yapmışsın. Şu nokta galiba. Evet, noktadır hocam. Tamam, onu kılçıklı yapma. Tamam, ben orada bana tuhaf geldi, öyle devam ettim. Bakmadım gerçekten. Tamam. Şimdi metinleri de okuyun. Metinlerden kopmayın. Evet, bakıyorum. Evet. Bu metinleri sadece böyle yazmayın. Öğrenmeye de çalışın. İnsan böyle dil öğreniyor. Hı-hı. Arapça, Farsça metinler, Osmanlıca,
Onların da faydası. Eline sağlık, güzel olmuş. Bakıyorum, evet hocam, bakmaya çalışıyorum ama evet, evet. Hani sizin kadar asla çalışıyorum. Zaten hedeflerimden biri de sonrasında öğrendim. Yani inşallah, inşallah. Tamam, eline sağlık, güzel. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bir tane bakalım. Bir daha yazarım artık haftaya. Evet, yani işte şey ya, bunu artık toplayacağız da elimizde hani şey olsun diye, rahat yazalım diye oynuyoruz. Yoksa eline sağlık, güzel olayım. Sağ olun. Şimdi bakalım buraya ne yaptık. This top looks a little bit too much like a pyramid. Mm-hmm. It's not that much pointy. Okay. It's there, yeah. Still noticeable. So the first part of sin is stretching left too much this way. Mm-hmm. It comes downwards. Okay. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. And this angle. Şimdi hayır. Okay, the first and the second will be same height. This will come down and it's thick because of this angle. Mine is just a bit too curvy. Okay. And this perhaps should have less whiteness here. Okay. Dividing in three. Mm-hmm. Something. Doesn't have to be that specifically measured. Okay. But this is too much. Too much. And well, head can be bigger, similar to this one. Okay. Can make this thinner. Okay. By using the pen with an angle left of 90. Okay. So this makes it thinner. So this angle. Otherwise, it looks that thick. Mm-hmm. Okay. Mm. That's right. And the ends should turn right. It's pointing up. Mm-hmm. This one, okay, so that looks somewhere here. That may look here as well, but with a different attitude. I don't know. There's too much move up and down here. Okay. Make it less visible. And here the nose is too thick here. Okay. Yeah. This part is thin. Here is thick. Okay. Yours is here. All right, so the start again is like this.
if those tails are a bit too long. Okay. Not exceeding on left here. Okay. That's correct, but not going deep at all. The spacing is okay, right? Slightly shortish. Be high bit to me. It's a bit higher. Chelsea. Okay. Nothing. Don't force it as if it's going to be a hurry and horizon. Just let it go. Okay. Until the Z is a bit too much tilt here. You can push here down a little bit. Okay. And this Z as well could go slightly under. Okay. Lines here. Okay. That's a big plunge downwards. Okay. What you could do, you could open this up. Okay. You can feel here. And this could go slightly out. Okay. And left. You can change this one. These are all thick. That's in the other iron. And the eyebrow is going down. And any letter before fair is closer than the letter after. So less space here, more space here. That's possible. And the honeycats are thick here. Okay. Those are thick. Okay. These are thick, short and close. More spacing. Okay.
Can pull down Rahmetan ve Hilman. This is not good. This is better. You need to be bigger. Okay, they are generally like those. Okay. So we change it straight and noticeably bending thick apart. Okay. It is not a soft move like this. Mm. Or like this. Mm. Five dots. So these are all like this. They're like this. Okay. Left bottom will be down deeper. Mm-hmm. Again. Yeah, like this. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, tell her to fix it. That looks nice. It's all packed here. Mm-hmm. Not even one single dot. Not here again. Mom, that was good. There is just a bit too long this way. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Should be 4 only. And these are getting thinner when reached bottom. Keep the thickness, or maybe the zulfes are heavy and round. Okay. Perhaps because of that, the top part is looking heavy. Uh-huh. And slimmer when it goes down. Okay. See, on Indian, I'm just bending a little bit, yeah, but trying to keep the thickness same. Definitely. Mm-hmm. These are good. That's a bit too high. Mm-hmm. Maybe large as well. Mm-hmm. Broken. How's Zeke? Yeah, he's good. So none.
Even the smaller. See how I bend here. Go straight. Straight, yeah. The eyes should be smaller. So this thick one could be coming to that empty space here. Because it's already more or less filled up here. Careful. Not too bad. Slightly narrow better. That's good, but a bit large. It's a bit too large. Just a bit too large. And this one, I'm widening here a little bit. So this should turn in a little bit. Shabby, bravo. I'm taking this corner out. Is good, top is good, that means okay, but this is too much back in there. So this girl's hand comes down and leaves early. Yeah, that's wrong. Yes. Release it one, okay. Same height. And this should just run like a sack here. It's gone. Okay, thank you. Can I repeat this simple question? You can write next, what comes next. Okay, inshallah. Thank you. You're welcome. Şimdi Şazi'nin var mı bilmiyorum. Bakalım biz yine de. This is also thick. Too thin. Anyway, so these are good. Ra could come down here. Otherwise, it pushes everything up. The head would fit in here. Bring it lower. Yeah, it's good. Angula here. First we come downwards and then jump up. Like this. Like this. Okay, maybe high a little bit. That nose is a bit too round, almost about to close like this. Should be like this. Don't stay flat on the ground, just touches and goes up. It just stays for a while. Ashwag is good, good. It is a bit too big. You can shorten it here. The tamam. Here, that gym is big, large.
one here. Good. Down is too high. You can make this hair a little bit larger. Okay. Yeah, slightly big, and the middle part is too straight and long. A little bit wavy, better. And that none is too much stretched to as well. Keep it shorter. Like this. And this one would go horizontal, maybe even going upwards. Down, too long. So other than that, the teşkil or harakat we call, these are all too thick. There should be one third, not half of it. Maybe sometimes even one quarter. Half now. Okay, we repeat this second one. And you can add the new one. Thank you. Now, Özlem geldi mi? Gelmedi. Tamam. Evet, eline sağlık. Gayet iyi. Ama iyi. Şimdi şurada böyle bir aynaya doğru bu fazla yapmış böyle şeydi. İlk baştaki T harfi. Hmm. Onun o yatıklığını biraz azaltırsın. Biraz esniyor, o kadar çok olmasına gerek yok. No idea. They didn't allow me. No, perhaps they will broadcast it at some time. Yeah, someone here saw him and couldn't handle that discussion. Gunnar Roja? Couldn't But she couldn't attend. Didn't she? Okay, so I gave him the problem. And also they had told she could give her speech in Turkish. They would be online. Instant translation. But it didn't work. Özlem Hanım, şimdi bak burada şu ortası bir yükseliyor ya şöyle. Şöyle gidiyor, bak bundan sonra düşüyor aşağı doğru şu. Şimdi buradan böyle bir düz çizgi çektiğimizde bu şeyini koyularını böyle ona göre ayarlıyorum. Baştaki elifle sondaki elifi bağlıyorum. Tamam, arada böyle ufak tefek hepsi milimetre kaynağı olacak değil de bu biraz fazla kendini belli ediyor. Bundan kaçırmak için ne yapabilir? Hani şu B'yi biraz aşağı zorlardın, şunu biraz çekerdin. Ya da kısa olacak tabii, kurtarıyor zaten. Mesela bu H bu dalın içine biraz daha otururdu. Biraz daha şuraya gelirdi şöyle. Boyu da o bakın, o kadar aşağı düşerdi. Tamam mı? Bunu aşağı olsun. Şeyler güzel, böyle iyi. Şunu derinleştirdim biraz şeyini. Şuraya doğru gördün. Bu Y de sola doğru çok yaslanmış. Yani şeyden kaçıyor gibi. Biraz daha şöyle olsa. Ya bu yeğenin baş tarafından da çok uzaklaşmışsın. Dates and zam zam zam. Yeeey. Teşekkür ederim. Yavaklan. Tamam inşallah. Yavaklan. Bu şeyden akabını tutayım. Bugün perişan olmadı, hepsini bana içirdiler. Evet, bu Rabbena'da da R çok güzel olmuş. Ne? Bena derken... Bunu alayım mı kalsın? Alalım, alalım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bak bu çok yayılmış.
şey olarak. Yani bu kısa bir geçiş, bu kadar yaymıyoruz bunu. Bir de o kadar da düşürmenin de gerek yok. Bu şöyle geliyor. Daha böyle yuvarlak. İki noktalık şöyle. Şurayı da daha böyle yükselttiğim için biraz rahatlatmış oluyorum. Bak şurada biraz, bu da oraya girmeye çalışıyor. Orada biraz karışıyor. Şey biraz geniş olsa iyi olur. Evet, bunlar hepsi çok güzel. Bravo. Bir lokma küçük yapabilirdin. Bu da iyiymiş. Tamam. En son şuna bakalım. Bu nesi olduğu için bocalıyorsun orada herhalde. Bak. Şu parçayı aşağı çekip alıyorum. Bu parça zaten şuradakiyle aynı herhalde. Hangisi? Ne? Burada mim var. Mim'den H'ya git. H'dan aşağı çekerek ayrılarak buradaki mime yapıştıracağım. Sen böyle gelip biraz böyle içinden doğru dönüyorsun gibi. Buradan öyle anlıyorum, bilmiyorum. Bunu böyle değil. Yolun da çok aşağı çekiyor bu galiba. Tamam, biraz daha çek şöyle. Şöyle bayağı bir ayrıl oradan. Sonra buraya dönüyoruz buradan. Yukarı. Bunu da böyle aşırı bir yaslayarak yuvarlatmana gerek yok. Böyle şurası bükülsün, gerisi biraz daha düzümsüz çıkabilir. Burada böyle yuvarlak olabilir. Tamam. Eline sağlık. Başka bir yeni bir tanesini yazabilirsin. Bu şeyler vardı. İçinde müzik yazılar vardı. Bu şey bitti mi ki? Lamelik bitti. Tamam. Yukarıdan aşağı şeyleri kendi kompozisyon yapmaya çalışıyor. Anlı olacak. Yani Elif'in ehenni diye de başladı ya bu. Onun altında, arasındaki nesihler aynı harf sırasında göre gidiyor olması lazım. Aynen. Oradaki nesih ilk satırı bir çevirmeyi dene bakayım. Ne çıkacak? Tamam. Bu rima. Okay, we can turn this part a little bit softer. This rounder, I mean. This could be shorter. That's too small. When I draw a horizontal line, this part can be as high as 2 dots from this corner. Yours is almost this one, I mean, almost horizontal. Longer, here we can use 4 dots. Another 4 dots could come here. Good. The ends should look right here, this way. This is leaning too much left, curves in. Arm is fine but short. That's rounded too early. It's only in the end, a little bit, this much. Like this. That's a bit too high. Maybe somewhere here, for Kev. That one is good, that one is good. Calf will be coming down and going slightly less plunging. This up,
left. First move is upwards and then left. This part could be narrower, one and half perhaps. Elastic is good. Okay, repeat this. İnşallah, thank you. Bu şekilde. Aleyküm selam. How is everything? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl, bebek büyüyor mu? İyi maşallah, Allah başlasın. Şimdi bak, bunlar biraz geniş. Bir de bak, böyle yuvarlak yapıyorsun sen. Bak, bu saat güzel. Ama bunlar hep yuvarlak ve geniş. 1, 2. Bak, bunlar geniş ve yuvarlak. Nasıl yapacağız? Bak, düz gidiyor, sonra bükülüyor. Böyle. Sen böyle yapıyorsun. Böyle bir yuvarlak olur. Yuvarlak değil. Hafif yuvarlak yani. Ama düz gidiyor. Şöyle düz gidiyor. Sonra burası bükülüyor. Sen baştan böyle büküyorsun. Tamam. Bu ilk parça daha hafif yuvarlak böyle. Burası çok yuvarlak sende. Çok yuvarlak. Onları azaltalım. Bunlar hep böyle daralacak. Daralacak biraz. Bu iyiymiş ama. Y ucu böyle açıkta bu tarafa gidiyor. Böyle gitmesin. Bittiğinde bu tarafa gidecek. Bu zülfeler de biraz büyük olmuş. Küçük yapalım. Bunlar çok büyük. Elifler de kısa. Bunları daraltıyorum. Bir. Daraltıyorum. Bir. Evet, bunlar hep küçülecek. Bu da biraz aşağı doğru geniş yapalım. Bu mim de çok aşağı bakıyor. Böyle bakıyor. Biraz yana doğru baksın. Bu tarafa doğru. Tamam, bunu bir kere daha yapalım. İnşallah hocam. Bak, şunda da. Bunun gözü de küçük olmuş. Bunu biraz daha aşağı çek. Buradan. Gözü geniş olsun. İnşallah. Tamam. Hadi bakalım. Evet, teşekkürler. Güzel. Görüşmek üzere. İyi günler. Kim kaldı? Bu Rizvan. Rizvan Khan. Selam hocam. Aleyküm selam. Selam hocam. İyi miyim? Sağ olasın. Ya eyyelezine amenun. Üskürü. Vesabiru. Verabitu. Tamam. So, what's happening? So these two dots too close. And make sure they are same height. This is a bit too high. Little bit here, but make sure it is shorter. Yeah. This part is good. And these are too much, as I said before. And downwards also, not bending. This looks like as if you are kind of connecting, trying to connect the next letter.
But this is just in between, not going down, not going left. Yeah. These are fine. That year could be shorter, this is too long. This part is too wide open. Yeah. Right. Like this. On and on, beam is pointed. Can you call the beam for me then? Yeah, right. So there's one round corner here and one even rounder one somewhere here. Mm. Yeah, see like that. This part is thick. Right, yeah. So, and this one slightly left and straight a little bit. Sorry, this is good. 54. This part is small, or maybe this is going too far back here. From oh, okay. Writing there. Yeah. Mm. Okay. Cool. That's too wide, stretching out. Yeah. Okay. Again, so maybe one or two, but if you keep using them unnecessarily, yeah, people will say, oh, this is Ridwan's. Great calligrapher of last millennium. Make it larger and higher a little bit. I see. Yeah. Okay. And I think these are a bit somehow close-ish. Yeah. Maybe this one. You can spread up. Especially when this is too wide. Going down. Yeah. Okay. You know the wasabi over there, is that too spacious compared to the rest of the composition? Yeah, sabar is something like that, I think. Right. So sabar. Maybe you can slightly shorten and instead split up the first couple parts here. Yeah. Okay. There's another choice here. Was Biru, you don't have any filler here. Yeah. Was Biru. I don't know. Hmm. I'm interested. Okay. Okay. Put the hackers and we'll see. Now, this one, someone called Maryam. She was supposed to write a whole Rabbi Yisrael line. Maybe next time. She. I have the same size. Anyway, so the whole idea about writing Rabbi Yisrael,
He's trying to get used to the pen and paper, ink, sizes, and everything. Before actually starting the calligraphic journey. So if I do this, same pen will measure it, 1, 2.5. And this is not as straight as it looks. Into a slight curve here. And B could go left a bit more rounder and longer. Towards 6 dots across. Okay, here. The first move is kind of upwards, not going left down. I'm quickly pushing it up this way. Yours is going this way. Alaykum salam. And this part is a bit too much exaggerated. Okay, next time, Maryama can write the whole line with a smaller pen, preferably. And we'll see whether we will work together or not. Thank you. Bu da Arif Hanım'ın da. Buna yine de şöyle bir bakalım. Kendisi beğenmemiş ama şöyle göz atalım. Bu biraz küçülttüm. Kadağın datını biraz geniş yapabiliriz. Şöyle. Rabbike'nin R'si çok kıvrılmış ve kalınlaşmış şöyle bir. Daha düz, daha kısa olabilir. Dönüşleri daha iyi yaparsın. Lamül fi'yi diyelim. Ayın harfinin sol kısmı böyle ileriye doğru uzansa da sola göre sağa biraz kısa olsa daha iyi. Sonra şu da uzun olsa da sanki daha iyi. Biraz da kalemi yan tutup ince yapmaya çalışabilirsin. Bu dik tutulmuş. Şöyle. Biraz daha yan tut. Hem de şuradan bir yerden başla. Burada tahsile düzelecek bir şey. Ama bu ezilmiş gibi sanki aşağıda sıkışmış. Bu rahat ama üst tarafı kalın gelmiş. Şöyle kalından inceye. Siz böyle yürümüş, ucunu bükmüşsünüz. Bunun tamamı bükülüyor. Bu da küçük olmuş, büyüyecek. Böyle idare eder. Nesillerden de. Şunlar biraz böyle sıkışık gevşetirsin. Burada bir elifin eksik galiba. Bu A'yı şöyle bir tık yapalım. Aşağı bakmasın. Kefler iyi sayılır. Biraz böyle sağ tarafı yukarıda olsa da şöyle insin. Ondan sonra yine ucunu böyle aşağı bükelim. Şu tarafa doğru. Bunlar kısa olsun. Bunun ucu bak, dibine doğru böyle kalın gidiyor. Şuradan böyle bir hamleyle böyle yükülüyor. Bunlar da uzun. Bunu tekrar toplayalım. Aşağıda kalmasın şu. Bunun devrilmiş duruyor. Falan filan. Neyse, daha iyisini yapacağım dedim zaten. Bunu oyalamayalım. Yani şu hayla, bak kısa olanı büyük yapmışsın, keşikleri olanı küçük yapmışsın, bunları da şey yapalım. Boyuna göre ayarlayalım. Keşikleri olanlar normalden biraz daha uzun yapıyor. Şöyle.
bu dalgalarını falan daha iyi gösterirsin. Tamam. And this one is a friend from India. And this one too. Let's see. So these type of curves are too much exaggerations. You don't need them. And the two dots should never be going downwards. Two dots are going upwards this way. Don't do this. That's huge. Do the same thing in a smaller size. These are too round. And the way the dents written are kind of slightly straighter, not curving and jumping like this. They go downwards. And that's too thick. Tops are not curved like that. They are less curved. There is some slight straightness, and the bottoms are not round and flat like this. They go like this. Same with that. None of those. Now if it's too big. See, not even one dot here. Yeah, there's yet another narrative. It is written like this. And wow. Rounder. And the hair starts from left corner and comes down and ends on the left same corner. No. Big.
really fine. So these are too large. I can stretch it a little bit straighter, not that much round. Okay, we repeat these letters one more time, inshallah. Thank you. Make them smaller. Enfes oluyor. Thank you. Bakalım. Buyurun. Senin Ferhan teyzen haberin olmaz tabii. Kimi? Ferhan teyzeden. Tanıyor musun? Ferhan teyze tanımıyorum. Bir şey mi oldu? Rahmetli oldu 100'lük için hatta. Ferhan teyze. Rika icazeti almıştı ya. Ya. Hmm. O 2014'te mi neydi? Şöyle ufak tefek bir ablaydı. Şükran Hanım vardı onlar arkadaşı. Ne siz onunla ne demek karşılaşmanız? Cahit Hanım. Oradan başladı bile. Cahit'e ne gelmiş? Evet, evet. Hani görmüşsün dedim. Allah'a emanet. Amin. Belki denk gelmişsiniz diye atlatabildi. Neyse. Sizi de grupta mı gibi benim tanıdığım grupta? Bu şeylerin meyvesini. Buraya yıllar şimdilerden başlıyor. Hocam, efendim. Verimli kalmış. Gidelim. Ne verimli? Ya. Yat. Ha yat verimli. Hakikaten yat verimli. Ama bu şey için mi acaba? Yok. Ağaçta boyama dersleri. Şimdi mağazaya gittim. Dedim ki ipek mat verimli kalıyor. Ah yok dedi. Böyle bir verimli kalmış. Şimdi yanar sebebi dedi. Bunu. Ha, ben de verdim. Ama bu. Bunu parayla mı verdin? Evet. Kaç parayla verdin? Aldır. Bunu ben alınır bir yıl falan. He. İpek beğeni koş başta da bunu ben. İçinin rengini görer misin? İpek mat beğeni geliyor. Peki. Şöyle bir kutu. Peki şey yap, dolgu beğeni de. Dolgu beğeni. Onu sulandırıyorsun birebir. Selülozik dolgu vermeyin. O kadar. Ben şimdi bizim oradaki şeyin kutunun resmini çekeyim sana. Tamam. Bana hatırlat. Tamam hocam, ben yazarım aslında. Niye? Yani bunu öğrenmem lazım. Yani bir şey. Evet, anladım. Kapıya şey yapayım ya. Anladım sen. Evet, tamam. Bunu da şimdi şunu söyleyeceğim hocam, hani hocam beni kahve alması bir şeyleri yapıyor. Tabii, tabii. Eline sağlık. Tamam, şimdi bu kadar çizimler etmişsin. Bile. Eline sağlık. Bak şöyle azıcık böyle sola getireceğiz bunları. Bak iyi yani şunu gittiriyorum zaten. Burada da lafzeciler yatık duruyor. Bak bu yatık durduğu için bunlar da bozuk gösteriyor. Güzel olmuş aslında. Biraz çevireceksin şöyle. Bak şöyle çevir. Yok güzel olmuş da bak. Şimdi bak H ile birinciyi buluşturuyorum. Bak şunu da ona getirecek şekilde be. Haa, biraz daha şu an. Senin eğimi mi? Bir ayrılıklık var sanki böyle. Evet. Bak şunlar sen de aynı yatırıklı duruyor ya. Biraz aşağı gitsin. Yani şöyle az çevir, aynısını yap da çevirik yap şöyle. Tamam.
Yoksa olmuş. Bu mimin şu burnu şişkin olmuş. Bak, bu taraf öyle geliyor. Evet, evet. Bu taraf bir böyle bir şey yapıyorsun. Senin mimin başı böyle bir şey. Böyle gidip böyle çıkacak. Sonra bu zayıf mı? Bak buraya göre bu zayıf duruyor. Bir de şunlar kısa sanki. Bir nokta mı olacak? Bir de böyle sert ayrılmış oradan. Şimdi bu geliyor, biraz böyle sola dönen yazılarına gibi oluyor. Şurada biraz yumuşak. Biraz yumuşak akı şöyle. Tamam. Çok sert çeki var mı? Sonra da azıcık yukarıdan karası gelsin. Tamam. Buraya bir nokta düşür. Yani kaç çizgiler, ince çizgiler istiyoruz. Sonra şu yalı biraz kıstıracağız. Şurada bir yere alacağız. Burayı da aynı yere getirmem, daha yukarıda. Tamam. Bunun da kayı var. Biraz yükselmesin şu gibi, aşağıya doğru olamaz. Tamam. Ya, görün mü? Bu yukarı duruyor yani. Anladım. Kendisi yukarı duruyor. Normalde şöyle bir yerden, şuralara falan gelecek bu. Biraz aşağıya inecek. Burada ne yaptın? Burada bir garip var. Bunlar evet, böyle gidiyor. Buluşturalım. Nesifte de güzel. Mali. Şu düz mü duruyor? Biraz az daha açılı gelsin sanki daha şöyle. Soruyormuş. İyi gibi. Şunun şu aralığı kısmak için ya bunu az yukarı alıp ya bunları biraz küçük şeyler. Tamam. Belki bunu yukarı olsun. Ya şu gider. Bu yine bir şey olmuş. Nesilde sürü sarası olmuş. Daha zayıf olacak bakalım. Bir de bu Elif'i sola kaçırmak. Elif bunun üstünde dursun. Elif'in yeri burası. Tamam. Şimdi bilgisayar programlarında böyle bir şeyler yapıyorlar. Milletin gözü ona alıştı. Kopuyor çünkü öptürüyor. Bunlar iyi diyelim. Şöyle açabiliriz. Burada bir güzel tutuyor. Tamam. Habib'te de düz kalmış biraz. Bir de bunu daha ortalamıyorsun. Bunlar farklı bir açıda çizmiş. Orada 90 derece mi? Bunlar daha iyi mutlu herhalde. İyi de sen bak, çok baş aşağı geliyor bana. Şöyle. Ben şu köşeden almam gerektiğini düşünüyorum. Yok yok. Köşeden de alsan biraz yatır herhalde. Yani. Şöyle olacak. Bu da ortaya gelsin. Daha açacağım. Şunu düşün. Yok. Nasıl ya? Orijinal bunun yazılmışı var zaten ha. Orijinal yok bende. Arkadaşlar. Şimdi var. Birisinde var ya. Ben de. Bunu ezbere bakarak yapmadım. Çizim, ketele. Yok şu arkadaş var ya. Ayakta. Tamam. Onun iki de bakarak. Tamam aynen ama buradan söyleyeyim sana. Orijinali var. Orijinali kalsın. Bunun eğimini görelim. Bunlar çok başarılı. Hmm. Bunu şimdi sen yeniden çizmeye uğraşma. Hayır, bunu yok, bu şey bu altta başka bir şey yazdı. Hayır, aynısını yazdı. Tamam. Şu altta.
Beyaz uzman. Makinası. Bak daha az şey. Mesela boyu da kısalıyor. Çaprazlaştığı için yüksekliği de azalıyor. Evet evet. Nereye yapmışım? Tamam, ona göre yapalım. Tamam. Bunun bir tane orijinali var, onu yollasın sana. Ben de bulursam ben yollarım da. Ben bu büyüklüğü, onu bu büyüklüğü fotoğraf olarak büyük. Aa, bir şey yapayım. Hocam şu kitlede o taraf. Orada da bunun aynısı var mı? Var. Tamam, aynısı var. Okey, oradan. Bana nasıl bir tane acılın? Bana bir şey var. Evet, şeyini. Çayı al. Siz buluştuğunuz da bulunur. Aa, bu iyi. Daha derin bir çayı var. Bu mu ya? Ha. Ya. Evet, şimdi Apple Store ya da yerini bir Samsung'dan Play Store'dan ketebe yiyin dedi. Her şey var. Tamam, bunları ona göre açtığında düzeltelim. Tamam. Eline sağlık birlikte. Buyurun. Başka var mı bir şey? Var. Hemen gelelim. Şuraya. Hangi yıl acaba? Senin 14 lira. Hanım diyor ki derse gideceksen hocana önce gideceksin diyor. Evet. Çıkartın. Kalemleri unutma. Alıyorum. Kalemimi açtım. O muydu? Evet, sağa da bakalım. Çıkalım. Saatimiz kaç oldu? 15 lira. Evet. Yavaş yavaş topluyoruz. Merhaba. Bakalım. Evet, iyi. Bak şunları bunun doğrultusunda yapalım. Şimdi bak böyle geldi. Çok da böyle yuvarlanmadan. Bak bunu yaptım. Bunun başına doğru gitsin şu. Ortaya değil de sanki buraya gibi. Tamam. Yatık kalmış görüyorsun. Yukarıdan gelecek. Bu yukarıda. Bunu biraz aşağı çekiyoruz. Yani şöyle açacağım. Tam evet, biraz yatık mı başka? Hem kalın oluyor. Böyle gidersen. Evet. Ya da içeride tarıyorlar mı? Onlardan mı çekeyim? Bak bunu bir şu alttaki yuvarla şu kuyuya biraz göster. Sonra buraya bağlanırken tekrar kalınlaşmak istiyoruz yani. Kalınlaşmasın, buraya sıfır getir. Kalınlanacağız. Sonra biri de biraz çok sıvı zorlamadan, biraz fazla zorlamadan böyle daha işte denebilirsin. Bu iyi ama iri gibi sanki. Üstündeki mi? Evet, şunlar biraz kısalabilir. Şu daha da yukarı vur ucuna. Oradaki incelikler olsun. Burayı incelteceğiz biraz. Bunların gözleri sana bu üçgen gibi olmuş, şöyle olmuş. Bu da toparlak. Bir de dörtgen gibi neredeyse. Tamam. Bak şunu yaparken bak böyle geldim. Bak buradan da şöyle bir zıplatıyor böyle şimdi. S bir şey. Hı-hı. Böyle bir hareket. Kongres gibi bir şey. Tamam. Bu herhalde akademik olmuş mu? Herhalde. Gerçi orada şey yazmışsın ama olsun. Şey ne diyor? Heşe mi diyor? H var, şın var. Ha yok, ne yazmışsın ya? Yok, burada şın olacakmış galiba da. Sen başka bir şey yapacaksın ama güzel bir şey yani. Normalde en azından yani hakkını vermişim. Tabii normalde bu şey olacaktı. Tamam, sen şeyin ucuna hey koymuşsun. Heşe gibi bir şey olmuş. Ama güzel olmuş yani. Ne manaya geliyor o zaman. Tamam, dönüşler de genelde iyi. Bak elin böyle artık sağlam dönüyor.
biraz kız şöyle. Dağılmasın. Şöyle yanlamasına değil de dikine böyle. Şöyle tencere gibi bir bardakımız durur biraz şu an. Peki, yani şu az bir şiş olabilir mi? Bu da onu alalım, şu tarafını. Eyvallah. Şimdi bu ayından yukarı gidecek. Ama en azından yeğesini önemli ölçüde çözmüşüm gibi. Böyle yukarı açar şu. Devir duru içinlikle başladı. Bunlar olacak. Bu çok kaçmış kadar başlayalım. Başlık olarak güzel yaptık. Bunlar iyi. İyi oldu. Kalem hakkını. Bunu yalnız dalga açacağım. Şey gibi. Şu çıkıntı yok. F'de iyi ama bunu böyle bıraksam da min F'ye vururlar. Neden böyle bunu fark edeceğiz? Şunun şu an E gibi olsun. Bu daha iyi oluyor ama yukarıdan gelsin. Devam. Başka? Başkası üçüncü yukarıdan kalemi de verelim. Nuş ne? Boş ver. Ha boş ver ya. Niye boş veriyor ya? Dolu versin. Şuna boş ver ya. Bu mu benim? Ha bu benim. Yanlış seçiyor. Tabi sen böyle atmışsın ama tarih yazının harf kaleleri biraz daha düz olsa daha iyi olur. Tamam. Ya şimdi bundan alışırsam şey değil mi? Bak burası çok uzak duruyor. Vav şekli falan iyi de B hantal duruyor. Bu daha yakın. Biraz daha böyle zayıflatılarak şöyle gelse daha iyi. Tamam. Ondan sonra bak bunların çukurunu göstermek için bunu daha bir yükselt. Şöyle. Bak şu kadar soruyor. Burada daha güzel dönebilir, küçük olmuş. Çanak olarak değil mi? Hı-hı. Bu kağıdı da teşhis olunca... Ama bu güzel, antrenman için güzel bir kağıt. Aynen. Ne diye satıyorlar şimdi bana? Valla bunu aslında şeye kullanmışlar. Bu yapışanlı hani çıkan kağıtları oluyor hocam. Bunun evet. Arkasından kalan blokları komple bir arkadaş olmuş. O da bana getirdi. Yok bu ayrıca satılıyor ama. Yani, onu bilindik bir kağıt bu da. Böyle yapışan şeyler arasından çıkıyor. Efendime söyleyeyim. Ama bayağı büyük getirmiş. Yani böyle iş eskisi yapmaya çarptım. Ben şöyle derinleştirdim ben. Daha şöyle. Yönünü de farklılaştırdım ama bunun şuraya doğru dönerek içeri geliyor, içeri doğru ikinci geliyor falan filan. Şimdi şuradaki kısmı R'ye göre daha küçük yapacağız, zayıf yapacağız. Bu bir aşağıda bir ucunu gösteriyor. Sonra şöyle dönüp çok uzak açmadan hemen düşüyor. Buradan R oluyor. Tamam. Şurada biraz karesi var, burada var şimdi. Şurada, burada da biraz karesi var. Bunlara kaçışmadan şurada karesi var. Yani şöyle düz olmuş, aşağı yatay aşağı oldu. Bir de bak bunu böyle gördüğüm zaman, bu üçe bölünüyor. Seninki yarı yarıya bölünüyor. Hatta, burada daha uzun sen. Kardeşim bu yapış. Bak burası az, burası çok uzun. Sonra yağda da sola gitmiş. Şimdi böyle gidecekmiş gibi yapıyor ama hemen böyle yukarıya. Yani şu tarafa doğru
Tamam, seni bu tarafa doğru iteceğim. Bunu da zayıf yapacağız. Şöyle. Burayı şişirme. Bura tam kalem değil. Aynı seçti. Eyvallah. Daha iyisini sen yaparsın. Bak şunun bir suratı falan görüyor musun? Bu ne yapmış? Bir öne bakıyor. Tamam. Bakışları biraz değişik. Bunu şundan oldu, o iki kere defahaniye gördüm. Anladım. Uğraşıyorum ya, o zaman bozuluyor zaten. Tamam. Gördükten sonra da zaten. Tamam. Köpük geldi. Şey var herhalde, topik bir şey var. İşte bir şey geldi, neyse. Kırılma geldi. Burada git oraya çarptı, neyse olsun. Toplu olsun. Dolu olsun. Dolu olsun. Ne düşün? Eyvallah. Boş vermesin ya, dolu olsun. Ne? Bunun hatırası güzel oldu. Peki. Yani bu kadar karışık yapmak istemedik ama kağıtta yer yok. Böyle oldu. Ya daha büyük getireyim. Yani şeyi. Kağıdı bir kat, yani en azından altta meşke şey olsun. Yok yok, oluyor da ben... Yok yok, daha şey olur. Meşke yapayım. Tamam, şunlara dikkat et. Tamam. Bu da böyle başka. Rahat akmutun min rahmetillah. Bundan boyayacağız. Bundan boyayacağız. Bunu çiziyorlar dedim ya. Hı? Kalıp çıkarıyor. Ama direkt yazıyor mu? Altına, üstüne mi koyuyorsun? Altta orijinali vardır. Yazma okuna attım ben. Ben bundan boyayacağız. Ben bu kadar sürüste ilerledi herhalde. Evet ya, aldı başını gitti. Ben öyle. Şimdi bak, lam-ı elif'te sol kol sağ koldan fark edilir şekilde şey olmuş. Kalın açık olmuş. Olmuş. Kalın olmuş. Hı. Bunu zayıf yapacağız. Ya, şey değil mi hocam? Elifler diyelim yatay, düz, ne olursa olsun kalınlık, zülfe hepsi aynı olacak. Yani. İlla aynı olmuyor, gözden kaçıyor da. Ama lam elifin kolu elif değil. Yani yatay olduğu için bunu kef yapıyormuş gibi düşünün. Veya lam elifin öbür kolunu. Yani açısını şöyle tutacağız. Bak şöyle tutunca bu ona göre biraz zarifleşiyor. Bu inceliği. Tamam hocam. Buna göre. Buna güzel, bravo. Eyvallah hocam. Diyeceğimiz bir şey yok. Şunun ensesi böyle biraz zorlanmış dönerken. Bunları zaten fazla yaparken harfleri de öğrenmiş oluyor. Evet, evet, evet. Esas amacım hani. Şöyle geldi. Neyse, gelemedik de neyse. Bu kalemin de ağzı şey bana göre ters. Neyse.
Bak sen şey bunu... Daha mı yatık olmalı, düz mü olmasaydı? Yok, seninki bak fazla yuvarlak böyle. Bak. Buraya sanki bir bozuk parayı koymuşsun, böyle çevirmişsin gibi. Eyvallah. Benim burayı çok yuvarlak. Bu şöyle daha şey... Şuraya doğru böyle sündürüyorum. Tamamdır. Evet, bunlar güzel. Bu celilerde şimdi bu ince yerleri bu kadar ince bırakmıyoruz. Çünkü birkaç metre geriden bakınca bu kopuk görünür. Bir levelde yani bir tık daha... Bir tık etli bir oluyor. Tamam. O geçiş şeyleri. Tavsiye ederken falan işte onlara dikkat etmek lazım. Şey, kağıt emdi ama neyse yani anladı şey bu kadar ince değil. Mime falan buralar iyi. Şunun alta mime yaklaşan kısmını biraz ince yapsan daha güzel olur. Bak şöyle. Burayı ince yürüyor. Şunda da bunlar üçü de farklı. Daha önce tarif. Üçü de farklı boy olmuş bunların. Tamam. İlk ikisini aynı şeye getir. Aynı seviyede. Evet. Tamam. Bu aynı. Evet. Böyle yapalım. Bak burada zayıflayarak çıkıyor. Sen de bileğini mi çeviriyorsun ne şişiriyorsun ya da tavsiye ederken oldu belki. Aynen hocam. Bu şeyi bozma. Kalınlıkları ince yıkıyorum. Allah razı olsun. Tamam filan. İyi bu da böyle. Ciddi rahmet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz efendim. Peki arkadaşlar bugün de dersimizin sonuna geldik. Herkese sağlık, afiyetler diliyorum. Hayırlı günler olsun. Ferhan ablamızı da teyzemizi de burada hatırlamış olduk. Ona ve cümleye geçmişlere de rahmet diliyoruz. Bir hafta sonra buluşmak üzere. Herkese sağlık, sağlık, afiyetler diliyorum. Onu da tekrar şuraya koyarak şu şekilde bitirelim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin.